İklim elemanları bizim için basınç konusuyla birlikte devam ediyor. Bakalım basınçla ilgili neler var neler diyoruz. Basınçla ilgili hikaye şöyle başlasın. Havanın yeryüzüne uladı, uyguladığı kuvvete basınç denir. Havanın kendisi yeryüzüne kuvvet uyguluyor ve basıncın kendisi ortaya çıkıyor ve basınç milibar olarak karşımıza çıkacak. Yani en azından böyle değerlendirildiğini söyleyebilirim sana. Basınçla ilgili bir de basıncın kendisini ölçen aletimiz var. Kim o? Sorusun cevabı barometre. Genel kültür bilgisi olsun diye söylüyorum. Barometrenin kendisi de basıncı ölçüyormuş. Bu da bizim için önemli olacak. Peki basınçla ilgili olayı ortaya kim atmış sorusun cevabı? Torricelli'nin deneyi. İtalyan bilim insanı gidiyor 45 derece annemine deniz seviyesinde 0 santigrat derecenin olduğu bir günde bir deney yapıyor. Şu tüpünün kendisinin içerisinde 760 milibar yüksekliğinde civa var. 1 santimetre karelik alana uyguladığı ağırlığı ölçüyor. O da 1033 gram olarak karşına çıkıyor. 1033 gramı kendisi 1013 milibar olarak değerlendirilir. 1013 milibar benim için önemli. Neden? Normal basıncın kendisini anlatır bana. 1013 normal basınç olacak. Üzeri yüksek basınç, altı alçak basınç diye değerlendireceğim. Benim için hikaye aslında burada başlıyor. Yüksek ve alçak basınç diye bir hikaye var. Yüksek basıncı mantığında 1013 milivarın mm üzerindeki değerler. Alçak basınçta 1013 milivarın mm altındaki değerleri baz alıyoruz. Ama tabii ki sorular nasıl gelecek? Bunu biraz netleştirelim. Şimdi senin için önemli bir şekil var burada. Şeklin kendisine bakalım. Neyi anlatıyor sorusunun cevabı alçak basıncın kendisini anlatıyor. Duralım. Şöyle düşünelim. Kitapsal ifadelerden uzaklaşalım. Hava yeryüzüne kuvvet uyguluyordu. Basıncın kendisi oluyordu. Şöyle düşünelim. Eğer hava yeryüzüne çok kuvvet uygularsa piston gibi düşün böyle. O zaman ne olacak? Yüksek basınç hissedilecek burada. Ama hava yeryüzüne az kuvvet uygularsa o zaman burada daha az basınç hissedilecek. O zaman alçak basıncın kendisi olacak. O zaman hava yeryüzüne çok kuvvet uygulamıyor. Alçak basıncın kendisi oluyor. Alçak basınç daha bizim için önemli yükselici havalar oluyor. Bak hareket bu. Yükselici hava hava yeryüzüne kuvvet uygulayamıyor daha fazla. O zaman ne oluyor? Yükselici hava mantığı karşına çıkıyor. İklim konusunda özellikle nem ve yağış konusunda şöyle bir ifade kullanacağım. Diyeceğim ki ısınan hava yükselir. Havanın içerisinde nem varsa bulut olur, yağış olur diyeceğim. O zaman söyler misin yükselen bir hava varsa, ısınan hava yükseliyorsa, o zaman nem olur, yağış olursa alçak basıncın olduğu yerde hava genellikle kapalıdır, yağışlıdır, bulutludur mantığı ortaya çıkar mı? Evet. Yani cümleleri buraya bağlayacağız. Anlaştık mı? Bir önemli kural daha söyleyeyim sana. Rüzgarlardan bahsedeceğim bir sonraki videoda. Kural şu. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru esecek. Tekrar söylüyorum. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru esecek. Şimdi benim o zaman alçak basınç alanım çevreden rüzgar alacak mı? Evet, çevreden rüzgar alır Mantı da buradan geliyor. Rüzgar yüksek basınçlar alçak basınca, bir A merkezi var, bir M merkezi var. Buradan geliyormuş rüzgar. O zaman benim için alçak basınç çevreden rüzgar alır mantığında böyle ortaya koyacak. Ama tekrar burayı ezberlemeden lütfen şunu unutma. Hava yeryüzüne kuvvet uyguluyor. Çok kuvvet uygularsa burada ben bunu hissederim, yüksek basınç olur. Az kuvvet uygularsa alçak basınç olur az kuvvet uygulaması, alçak basıncın olması demek o zaman yükselen hava demek. Hava yükselirken içerisindeki nem ve bulutu meydana getiriyor mantığı da buradan devreye girer. Ve çevreden rüzgar alır. O başka bir ifadenin önemli bir kuraldır. Şimdi biraz yakından görmeni istiyorum. Şu şekil bizim için çok önemli. Böyle şekiller karşına çıkacak. Bu şekli gördüğünüz zaman bunun alçak basınç olduğunu buradaki AB kısaltmasından elbette anlayabilirsin. Başka da anlayabilirsin. Mesela söyler misin buna 1013 normal basınçlı doğru mu? Bak buradaki ifadeleri 1000, 1004, 1008 diye devam ediyor. 1013'ün altında doğru mu? Hani AB yazmasa da buradaki sayı değerlerinden yine bunun alçak basınç olduğunu anlar mısın anlarsın. İki ipucu. Bir ipucu daha gelsin mi? Şimdi şuradaki okların kendisini görüyor musun? Bunu şöyle değerlendiririz biz. Burası bir merkez. Mesela ben şu anda Ankara'da yaşıyorum. Batı kentten sesleniyoruz size. Ostim tarafı diyelim, Batı kent diyelim, Yeni Batı Mahallesi diyelim. Tam konumu da vermiş olalım. Burası Batı kent, burası da Çankaya. İki farklı merkez gibi düşünebilirsin. Ya da senin bulunduğun iki tane ilçeyi düşünebilirsin hangi ildeysen. İki farklı merkeze şok şartları diyor ki çevreden bir şeyler geliyor diyor. Bunlar rüzgar oluyor. Şok şartları rüzgarın kendisini anlatıyor. Gördüğün gibi rüzgarlar çevreden geliyor. Görüyor musun? Çevreden geliyor. Ok şartları Çevreden merkeze doğru geliyor. O zaman herhangi bir yerde çevreden merkeze doğru gelen bir e, ok şartı varsa o rüzgarı anlatır. Alçak basınç alanları çevreden rüzgar alır mantığını ortaya koyar. O zaman böyle bir şekle baktığın zaman bunun alçak basınç olduğunu anlaman için aslında en cümle ok şartların yönüdür. Çevreden geliyorsa alçak basınçtır diyebilirsin. Ya da sayı değeri 1013'ün altındaysa alçak basınçtır diyebilirsin. Ya da AB yazıyorsa alçak basınçtır diyebilirsin. Ama AB yazmayabilir. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Çok önemli. Merak etme sorularla bunu pekiştireceğiz seninle birlikte. Şimdi yüksek basıncın kendisine bakıyoruz. Antiklon olarak karşımda çıkıyor. Hikaye şöyle başlıyor. Havanın yeryüzüne uyguladığı kuvvet basıncın kendisi. Çok kuvvet uygularsa yüksek basıncın kendisi ortaya çıkar. Hava yerdirini çok kuvvet uygulayıp burada senin bunu hissedebilmen için o zaman alçalca hava hareketi. Alçalca hava hareketi olması gerekiyor. O zaman yüksek basınçta alçalca hava hareketi vardır. Hava alçalırken buradaki nemi dağıtacaktır. O yüzden nem de aldığı için de gökyüzüne baktığın zaman böyle bulutlu bir ortam göremezsin. O yüzden deriz ki hava genellikle açıktır. Gece yıldızları görebilirsin yani. Önemli cümlelerden bir tanesi şu. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyor muydu? Evet. O zaman YB'den AB'ye doğru hareket eden yüksek basınçtan alçak basınca hava akımları göreceksin. O zaman yüksek basınç alanında çevreden merkeze doğru ya da çevresine doğru Hava hareketi gönderir, rüzgar gönderir. Mantığı da böyle karşımıza çıkar. Daha yakından görelim. Buradaki şekle baktığım zaman yine sayıların kendisini görüyorum. Bunu yüksek basınç olduğunu nasıl anlarım sorusunun cevabı benim için YB yazıyor hocam. Yüksek basınç kısaltlanır anlarım. Ya da 1013 milibarın üstünde ifadeler var. 1016, 1020 gibi görüyorum. O zaman merkeze baktım zaten 1020'yi gördüm. Kesin yüksek basınç dedim. Ya da kural şu. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru gidiyordu. Ok şartına baktım, merkezden çevreye gidiyor, merkezden çevreye, merkezden çevreye gidiyor, o zaman da oluyor, yüksek basıncın kendisi karşımıza çıkıyor. İki önemli ifadeyi unutmamanı istiyorum. Bir, şekle baktın. Bunun yüksek ya da alçak basınç olduğunu anlaman gerekiyor. Nereden anladın? Merkezden çevreye doğru giden hava akımları görüyorum. Ok şartlarından anladım. Bir, dedim ki hava genelde açıktır dedim. Gökyüzüne pırıl pırıl yıldızları görebilirsin gece vakti. Hemen şeklin kendisine baktım. Çevreden geliyor rüzgar. Alçak basınç dedim. Alçak basınç alanında da hava genelde kapalı ve yağışlı oluyor mantığını hatırlarsan çıkan soruları genelde çözmüş oluyorsun. Anlaştık mı? Örnek vermeye devam edeceğim. Merak etme bununla ilgili senle çok güzel sorular da çözmüş olacağız. Ama bir önemli detay daha vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane merkezimiz var. Bu merkezlerin kendisi için hangi yarım kürede olduğunu yorumlayabilir miyim diye soracaklar sana. Yani bu şekillere bakarak hangi yarım kürede olduğunu yorumlayabilir miyim? Evet. Hemen dünyanın günlük hareketine dö dönüyorum. Hatırlıyor musun? Dünyanın günlük hareketi sonucunda rüzgarların yönünde sapmalar olur. Yani dünya hareket etmese yüksek basıçtan alçak basınca direkt esecektir rüzgar. Ama hareket ne oluyor sorusunun cevabı sapıyor. Kuzey yarım kürede sağa doğru sapıyor. Güney yarım kürede sola doğru sapıyor. Kuzey yarımkürede sağa doğru sapıyor. Bak şöyle sağa doğru bir hareket görebiliyor musun? Sağa doğru kıvrılmış, sağa doğru kıvrılmış, sağa doğru kıvrılmış. O zaman sağa doğru hareket varsa Kuzey yarımkürede genellikle yapabilirsin. Yine bakıyorum sağa doğru hareket var. Kuzey yarımkürede ya da saat yönünde diyebilirsin aslında saat yönünde dönüyorsa Kuzey yarımkürede. Ama tam tersine bakar mısın? Bu sağa doğru hareketmiyor, sola doğru hareket ediyor. O zaman sola doğru hareket varsa Güney yarımküre mantığı devreye giriyor. Yine baktım. Sola doğru hareket var. Güney yarım küre diyebilirim. Ya da daha pratik bir şekilde şöyle yapıyoruz biz. Bu en üstteki ok işaretini buluyorum. Ok işaretini alttaki ile birleştiriyorum. Birleştirdim. Ortaya çıkan şey S harfi oluyor. Yani S harfi ortaya çıkıyorsa kuzey yarım küre. En üsttekini bulduğum alttaki ile birleştirdim. Şununla birleştirelim. Z harfi ortaya çıkıyorsa da güney yarım küre mantığını ortaya koyuyoruz. S varsa Kuzey yarım küre. Z varsa zor onu Z'si. Güney yarım küre mantığını ortaya koyabiliriz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Güzel. Yüksek ya da alçak basınç olduğunu nereden anlıyordum? Çevreden geliyor. Merkezden çevreye gidiyor yüksek basınç. Çevreden geliyor alçak basınç. Merkezden çevre gidiyor yüksek basınç. Hangi yarım kürede olduğunu nasıl anlıyorum? Sağa doğru hareket ediyorsa sağa doğru kuzey yarım küre. Sola doğru dönme varsa gördüğün gibi sola doğru hareket var. Güney yarım küre ya da S çiziyorsa kuzey yarım küre. Z varsa güney yarım küre dersen olayı çözersin. Anlaştık mı? Şu şekil karşına çıkarsa nasıl yorumlarsın? Bir hava hareketi var. Yukarı doğru hareket ediyor. Yukarı doğru hareket ediyor. Yükselici hava mantığı. Söyle bana yükselici hava neydi? Alçak basın çok güzel. Aşağı doğru iniyor. Aşağı doğru artıyorsa basıncı arttırıyor. Alçalacağı var anlatıyor bu da. Yüksek basıncı anlatan şekiller diyebiliriz. Yani sorularda karşına çıkınca nereden geldi deme. Bunlar bizim için önemli. Duydun mu? İzobar. Eş basınç eğrisi. Eş yükselti eğrisi diye bir şey hatırlıyordum ben sanki. Yükselti basamaklarını gösteriyor. Harita bilgisine bakacağız. Burada basıncın kendisini gösteriyor. Bakalım biraz yakından. Şimdi bu çizgi üzerinde Basınç 1008 milibarmış. Bu çizgi üzerinde 1010 milibar, çizgi üzerinde her yerde. Bu çizgi üzerinde 1012 diye devam ediyor. Mesela A noktasının basınç değerini sorarsa bir grafik ya da şekil sorusu gelirse karşına 1008 milibar diyebilirsin. Ya da B noktası 1012 milibar üzerinde hocam diyebilirsin. C noktası 1016'da, D noktası 1020 milibarda deyip bununla ilgili yorum yapman gerekiyor. Bana söyler misin peki rüzgar nereden nereye doğru eser sence? A'dan D'ye mi? D'den A'ya doğru mu eser? Kural neydi? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyor. 1013 normal basınçtı. 6 alçak üstü yüksek genellemesini yapmıştık. Katılıyor musun? O zaman burada yüksek. Burada da alçak basınç var. Zaten sayı değeri olarak da düşünebilirsin bunu. O zaman D'den A'ya doğru gittikçe rüzgar eser mantığı da böyle devreye girer. Bunları soracaklar sana. Çıkarsa yapar mısın? Güzel. O zaman hemen biraz daha netleştirelim. Şunları da duyuyor ondan sonra sorulara gideceğiz. Yer çekimi arttıkça, yer çekiminin kendisi arttıkça havanın yeryüzüne uyguladığı kuvvet artar. O zaman yer çekimiyle basınç doğru orantılıdır. Yer çekimi basınç doğru orantılı. O zaman yer çekimi arttıkça basınç artıyor. Azaltıca azalıyor. Genellikle duymuş ol. Yükselti arttıkça... Hava yeryüzüne çok kuvvet uygulayamaz bence. O zaman ne olur? Ters orantılı olur. Basınç azalır genellemesi vardır. Yer çekimiyle doğru. Yükseltili ters orantılı ifadesini duymuş ol. Sorularda işimize yarayacak. Özellikle yükselti ifadesini şu yüzden de anlatıyoruz. 6 metre diye bir şey duydun mu? Duymuş ol. Yükselti basamaklarını ölçüyor. Özellikle dağ ile ilgili sen ya da ilgileneceksen belki üniversiteye gittiğin zaman dağcılık kulüpleri var oraya üye olabilirsin. Orada mesela hangi yükseltide olduğunu gerçi şu anda uygulama akıllı telefonların hepsinden görebiliyorsun ama altimetre adı verilen bir aletle ölçebiliyorsun. Yerden yükseldikçe basınç her 10,5 metrede 1 milimetre düşüyor. Ona göre de yükselti değerini hesaplayabiliyorsun. 6 metre duymuş ol. Bilgi yarışmasına falan katılırsan barometre basıncın kendisini 6 metre yükselti ölçüyor dersen belki bonusları toplayabilirsin. Önemli olabilir yani. Şimdi bana söyle. Hem tekrar yapmış olalım, hem de çok önemli bilgi daha vermiş olacağım sana. Buraya baktığım zaman burada bir yeryüzü var ve buradan aşağı doğru gelen bir hava akımı görüyorum. Hava akımı aşağı doğru geliyor. Biz buna alçalıcı hava diyoruz bak. Alçalıyor hava. Sence burada hava alçalıyorsa buraya uyguladığı kuvveti artırır mı? Söyle bana. Arttırır. O zaman ne olur? Yüksek basınç olur. Kanıtları da burada zaten. 1013'ün üstünde. Peki şuraya bakalım. Havada yüzünden yukarıya doğru hareket var. Yukarıya doğru bir hareket görüyorum. Ben bunu yükselici hava diyorum. Hava yükseliyorsa buraya uyguladığı kuvveti çok kuvvet uygulayamayacak, azaltacak. Gördüğün gibi alçalıcı hava, daha doğrusu düzeltiyorum alçak basıncın kendisi ortaya çıkacak. Yükselen hava, alçak basıncın kendisi. Yeryüzüne doğru inen hava, yüksek basıncın kendisini ortaya çıkardı. Bunu ne etkiler sorusunun önemli cevaplarından bir tanesi sıcaklıktır. Çok önemli. Isınan hava yükselir, alçak basınç. Soğuk hava çöker, yüksek basınç. Tekrar söylüyorum. Isınan hava yükselir, alçak basınç. Soğuk hava çöker, yüksek basınç. Dünyanın sıcak ve soğuk noktalarına götürüyorum seni. Söyle bana, burası ekvator. Çektiğimi anlı istiyorum. Burası 30 derece annemi. Burası da kutup noktası 90'a geldik. Bak. Burada diğer kutba doğru gittik. Ekvatorun kendisi burada. Şekilde problem var mı? Güzel. Şimdi bana söyler misin acaba? Ekvator. Güneş ışınlarını büyük açıyla alıyor muydu dönencilerin içerisi? Güzel. Isınan hava yükselir mi? Evet. Isınan hava yükselirse ekvator üzerinde devamlı ısınan ve yükselen bir hava var. O zaman ekvator üzeri genellikle alçak basınç alanıdır. Bunun alçak basınç olmasını tetikleyen şey ne? Termik faktörlerin kendisi yani ısınma. Nasıl etkiler olayı? Beraber bakalım. Ekvator çevresi Güneş'in büyük açıyla aldığı ısınan hava yükseldi ve alçak basıncı kendisi ortaya çıktı. Tekrar söylüyorum. Güneş geldi ve yeryüzüne suyu kendisini gördü, ısındı, buharlaştı ve alçak basınç oldu. O zaman ekvator alçak basınçtır. Bunu sağlayan da ısınma olduğu için termik alçak basınçtır. Genelleme bu. Şimdi bana söyle, kutuplar sıcak mı soğuk mu? Soğuk. Soğuk hava çöker. Soğuk hava çökerse o zaman orada basınç ne olur? Artar. O zaman kutuplar çevresinde devamlı çöken bir hava, devamlı yüksek basınç alanı vardır. Bunun yüksek basınç olmasını tetikleyen şey ne? Buradaki sıcaklık faktörü. O yüzden yine termik kökenli diyoruz. Nasıl soracaklar sana? Verecekler dünyanın şeklini. Var mı dünyada termik kökenli basınç merkezidir diye sorarlarsa Ekvator diyeceksin. Isınıyor, yükseliyor. Alçak basınç. Kutuplar diyeceksin. Soğuk, yerdene doğru alçalıyor. Yüksek basınç. Ekvator, kutuplar termik kökenli basınç merkezleridir dersen de olayı çözersin. Anlaştık mı? Temel faktör şu. Bu hareketi unutma. Yükseliyor alçak basınç. Aşağı doğru iniyor yüksek basınç. Bu hareketi tetikleyen ilk şey sıcaklıkmış. Isınan hava yükseliyor mu sıcak olan yer alçak basınçmış. Soğuk olan yer yüksek basınçmış dersen de olayı çözersin. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Güzel. Peki basınçları etkileyen diğer şey dinamik faktörler diyorum. Dinamizm deyince aklına ne geliyor? Hareket. Çok güzel. Dünya'nın günlük hareketi var mı? Var. Dünya'nın günlük hareketiyle hava akımları oluşur. Bu hava akımlarının kendisi kimler sorusun cevabı alizeler, batı rüzgarları, kutup rüzgarların kendisi var. Sürekli rüzgarların kendisi var. Şimdi bakalım. Bu rüzgarları rüzgarlar başta anlatacağım ama örneğin alizelerin kendisi 30 derece annemden başlıyor. Ekvatora doğru gidiyor, yükseliyor, geri geliyor, ters alize oluyor. Bak ters alize oldu ve ters alize olduktan sonra tekrar geldiği yere, yere doğru ne yaptı? Yaklaşmaya başladı. O zaman ne oldu? Buradaki basıncı arttırdı. Yüksek basıncın kendisi ortaya çıktı. Şimdi bana söyler misin? Buradaki havanın yeryüzüne doğru gelmesini sağlayan ne oldu? Rüzgarlar. Bu rüzgarları sağlayan nedir? Dünyanın günlük harekettir. O zaman 30 derece annemindeki yüksek basıncın kendilerini ortaya koyan şey dinamik faktörlerdir. Lütfen şununla karıştırma. Hocam kutuplara yüksek basınç dedik ve soğuk dedik. Ama buranın soğuk olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Biz buraya termik yüksek basınç dedik. Yani soğuk olduğu için yüksek basınç oluyor. Ama buna dinamik yüksek basınç dedik. Hava akımıyla oluşan bir yüksek basınç bu. Aksine Hatta sıcak mı soğuk mu diye sorarsanız dünyanın en sıcak yerleri çöller oralar. Dünyanın en sıcak çöllerinin kendisi bu şekilde ortaya çıkıyor. Dinamik yüksek basınç mantığı dünyanın çöl havanlarını ortaya koyuyor. Yani sıcak soğuktan ilerleme lütfen. Yoksa bambaşka yerlere gidersin. Buranın yüksek basınç olmasını sağlayan bu rüzgarın gelip buraya doğru alçalması hareketidir. Bak tam tersine. Batı rüzgarı 30'dan 60'a, kutup rüzgarı 90'dan 60'a geldi. Bunların ikisi karşılaştı. Karşılaşınca ne yapıyorlar? Birbirini yukarı doğru itiyorlar. Birbirini yukarı doğru itince o zaman ne oluyor? Basıncı azaltıyorlar ve 60 derece annemleri de dinamik alçak basınç alanlarını ortaya çıkarıyor. Niye alçak basınç? İki rüzgarın karşılaşması birbirini yukarı doğru itmesi dinamizmden oluşuyor. O zaman cümleyi toparladım. 30 ve 60 derece annemleri yüksek ve alçak basınçtır. Ama bunları tetikleyen dinamik faktörlerdir. Dünyanın günlük hareketidir. 0 ve 90. Ekvator ve kutuplar alçak ve yüksek basınçları bunların alçak ve yüksek basınç olmasını tetikleyen sıcaklık faktörüdür. Anlaştık mı? Lütfen karıştırma. Bunlar termik ısınma ve soğumaya bağlı. Bunlar dinamik sıcak soğuk olayından ilerleme. Karıştırma. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Güzel. Önem cümlelerde diyoruz. Şimdi bunları Türkiye'ye bağlayalım. Güzel ülkemiz karşında. Türkiye'de etkili olan basınç merkezlerini çok kısa görmeni istiyorum. Türkiye'de iklim başlığı altında bir de anlatacağım. Sibirya varmış, Basra varmış, İzlanda varmış ve Asor varmış. Sibirya ve Basra'nın kendisi biri kutuplardan biri ekotordan geliyor. Ekotordan gelen ekotor çeyresi ve Güneydoğu Asya diyelim hatta ona ondan sonra. Basra kutuplar çeyresinden gelen Sibirya'nın kendisi. Bana söyler misin ben bunların bir tanesi sıcak diğeri soğuk diyorum. O zaman bunların termik kökenli olma ihtimali var mı? Var. Bunlar termik kökenlidir. Kutuplardan geliyor soğuk oldu. Erzurum eksi 40'ı getirdi. Ekotor çeyresinden geldi sıcak oldu. Urfa'ya, Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e artı 40'ı getirdi yazın. Çok sıcak, çok soğuk termik kökenli. Bunların ikisi nedir hocam? Bunların ikisi de dinamik kökenlidir. Dinamik kökenli, dinamizm. 30 dereceden 60 derece endeminden geliyor. Hatta şöyle bir ipucu vereyim sana. Şuraya 0 yaz. Ekvatordan kutuplara doğru gidiyoruz. Buraya 30 yaz. 60, 90. Tekrar söylüyorum. 0, termik. 30, dinamik. 60, dinamik. 90, termik diye de olayı bağlayabilirsin. Şöyle değerlendirelim. Bir tane sadece kışın etkiliyor. Kim? Sibirya. Diğeri sadece yazın etkili. Kim? Basra. Termik kökenli. Çok sıcak, çok soğuk. Deriksi dinamik kökenli ya, 30-60'tan geliyor ya, hep geliyor, devamlı geliyor, tüm yıl boyunca etkili diye de yorumlayabilirsin. Bulunduğu yerlere göre de bağlayalım cümleyi. Sivriye çok soğuktu, genelde kış aylarını buna İzlanda yardım ediyor. Asor'da da kışın gelebiliyor, 12 ay etkili çünkü. Basra çok sıcak, yazın geliyor, genelde buna yardım eden de Asor oluyor. Bunların ikisi 12 ay gelmeye çalışıyor, genelde kışın geliyor. Bunlar ikisi 12 ay gelmeye çalışıyor. Genelde yazın geliyor genellemesini yaparız. Biraz daha detaylı göstermek istiyorum sana. Basınç merkezlerinden kutupsal ve tropikal olanlardan kastım bu. Kutuplardan geliyor Sibirya. Tropikalden kastım Basra. Sıcak ve soğuk olarak geliyor. Termik kökenli. Lütfen unutma bir tane Türkiye'nin kışın çok soğuk olmasını sağlıyor. Erzurum hattının özellikle. Diğeri de Güneydoğu bölgesinin çok sıcak olmasını sağlıyor. Termik termik ısınma soğumaya bağlı. Bir ikisi izdan daha sonra dinamik kökenli 12 ay boyunca etkili olmaya çalışıyorlar. Genelde etkili oluyor tabii ki izdan da kışın. Asor'da kışın da etkili ama genelde yazın Basra ile birlikte ülkenin genelinin çok sıcak olmasına katkı sağlıyor. Ama bunların hepsini unut şunu unutma. 0, 30, 60, 90. 0, 90 hikayesi termikti zaten. 30, 60 dinamikti zaten dersen olayı çözersin. Çözer misin? sorularla pekiştiriyoruz yakından bak. Aşağıdaki şekil bir yerde herhangi bir anda etkili olan basınç merkezini ve yatan yöndeki hava hareketini gösteriyor. Şimdi bana söyle bakalım. Bu şekilde rüzgar merkezden çevreye doğru gidiyorsa yüksek mi alçak mı? Söyle duyuyorum ben. Yüksek çok güzel. Peki bu şeklin kendisinde sağa doğru hareket varsa bakın oku yönüne bakar mısın? Sağa doğru hareket var ya da çiziyorum S oluyor. Sağa doğru hareket varsa güney yarım kürede mi, kuzey yarım kürede mi? Kuzey yarım kürede. Bunları yakalayabiliyorsun değil mi? Hangisi kesinlikle belirlenebilir bakalım. Bulunduğu yarım küre, kuzey yarım küre buldum. Ortalama sıcaklık santigrat görebiliyor musun burada? Yorumlayamayız. Kara ve üzerinde olduğunu görebiliyor musun? Hayır hocam. Yüksek mi alçak mı olduğunu görebilir misin? Evet yüksek basınç olduğunu söylemiştim. Sorun cevabı o zaman 1-4-C seçeneği oldu. Bu kadar. Böyle çıkacak karşına. Bu yorumu yaparsan problem yaşamayacaksın. Anlaştık mı? Pekiştirmeye devam. Basınç farklarından doğan hava hareketlerine rüzgar denir. Rüzgarlar her zaman yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru eser. Buna göre yandaki, bu yukarıda değil, biz yan aldık. Yandaki basınç haritasında numaralandırmış yerlerin hangisine alçak basınç alanları gösterilmiştir? Alçak basıncı bulacağız. Yani Çevreden gelmesi gerekiyor. Bir numarayı buldum. Gördün mü bir numara? Yakından baktık. Rüzgarlara bakar mısın? Çevreden geliyor. O zaman burası alçak basınç. Bana da zaten alçak basınç soruyor. İkiyi bulalım. Buldum. İki numarada merkezden çevre gidiyor. Yüksek. 3'ü bulalım. Buldum. Merkezden gidiyor. Yüksek. Dördü bulalım. Buldum. Çevreden geliyor. Oklara bak. Alçak. Beşi buldum. Merkezden gidiyor. Yüksek. Kim alçak? 1 ve 4 hocam. Dersen olayı çözersin. Anlaştık mı? Devam. Diğer sorudayız. Aşağıdaki haritada bu kez yakaladık. Yerini değiştirmemişiz. Kuzey yarım kürede denizin deniz yüzeyindeki bir bölgede ölçülen basınç değerleri ve eş basınç eğrileri de gösterilmiştir diyor. Bu haritada ölçüm yapıldığı zamanla ilgili yandaki bilgilerden hangisi elde edilemez? Bakalım. Şimdi A seçeneği diyor ki bölgenin hangi kesimlerinin yüksek ya da alçak basınç olduğunu görebilir miyim? Bakalım yazıyor zaten. Burada yüksek burada alçak. Evet görebilirim. B seçeneği bölgedeki en yüksek basınç değeri arasında olabileceğini en yüksek basınç değerleri arasındaki farkı bakın 1006, 1008, 1020 görebiliyorum. C seçeneği bölgedeki basınç merkezlerinin sayısı 1, 2, 3 gördüm. D bölgedeki en şiddetli rüzgarın hangi yönde eseceği? Şimdi rüzgarı nereden nereye doğru estiriyorduk biz? Yüksekten alça. O zaman basınç farkı arttıkça rüzgar artar diye bir genel rüzgarın şiddeti artar diye genelleme yapacağız. Özellikle rüzgarlarda bir de anlatacağım. O zaman bunu da yakalayabilirim. Peki basınç merkezlerinin sıcaklık değeri? Şimdi buradaki basınç merkezinin sıcaklık değerini santigrat derece olarak görebiliyor muyuz? Hayır. O zaman cevap? E seçeneği oldu. Paragraf gibi düşünebilirsin. Temel bilgi bildikten sonra olayı çözüyorsun. Devam bir soru daha. Yeryüzündeki termik nedenle oluşan basınç kuşakları ya da merkezleri aşağıdaki şekilde hangisinde gösterilmiştir? Yandaki şekil oluyor bu. Şimdi bakalım termik faktörlerle oluşanlar kimdi bana söyler misin acaba? Ekvator 0 termik alçak basınç hatırlıyor musun? Kutuplar 1 termik yüksek basınç. Zaten basit bir cümle var. Termikleri sorarsa 0 ve 90'a bakacaksın. Dinamikleri sorarsa 30 ve 60'a bakacaksın. Kimi sormuş termik. Kim onlar? 1, 3. Sorun cevabı B seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Anlaştık mı? Problem var mı? Güzel. Bir soru daha. Yukarıdaki es basınç haritalarında yandakini söylüyor aslında. Görüldüğü gibi Ocak ve Temmuz dönemlerindeki basınç merkezleri yer değiştiriyor. Yani şunu gösteriyor. Ocak ayında ve Temmuz ayında yüksek ve alçak basınç alanlarına bakıyorum ve bayağı bir yer değiştirme var. Bu değişikliklerin kuzey ve güney yarım daha belirgin olmasında, kuzey yarım güney yarım göre daha belirgin olmasında temel etken ne? Şunu hatırlaman gerekiyor. Sıcaklık konusuna geri dönmem gerekiyor. Sıcaklık konusunda dedim ki karalar varsa hemen ısınıyor, hemen soğuyor. Deniz varsa daha dengeli oluyor sıcaklık dedim yıl içerisinde. O zaman dünyanın daha sıcak ve daha soğuk yerleri Kuzey yarım kürede olabiliyordu. O zaman ne oluyor? Yüksek ve alçak basınç alanları yıl içerisinde kuzey yarım kürede çok fazla yer değiştirir. Bu soruların temel cevabı hep kara ve denizlerin dağılışı olur. Kara ve denizler kuzey yarım kürede özellikle karalar daha fazla alan kapladığı için yıl içerisinde daha sıcak, daha soğuk yerler kuzey yarım kürede karşımıza çıkar. Mantığıyla değerlendirebilirsin. Evet, bu alanla ilgili yine önemli bir soru. Dikkat et bu soruya. Yüksek ve alçak basınçla ilgili değerlendirmeyi yaptık. Ocak ayında haritada numaralı yerlerin hangisinde ayaz olması beklenir? Ayazdan kastım şu. Ocak ayı kış ya. Ayaz olması için ne olması gerekiyor? Bulut olmaması gerekiyor. Gökyüzü pırıl pırıl olacak ve inanılmaz soğuk olacak. Ne demek istediğimi Yozgatlar çok iyi anlıyor mesela. Sivas da dahil, Erzurum da. Hadi Muş da dahil olsun. Bir kış günü Ankara'dayım, Eskişehir'deyim, hiç bölgelerdeyim. Çıktım dışarı gökyüzü muhteşem gece ama inanılmaz soğuk. Biz ona Ayazlı geceler diyor. Şimdi bana söyle sıcak mı dedim soğuk mu? Soğuk. Soğuk olmasını sağlayan yüksek basınç. Yüksek basınç alanında hava geliyordu. Gökyüzü açık oluyordu. O zaman arayacağım şey karaların içerisinde yüksek basınç olacak. Ocak ayında soğuk olan yer kuzey yarım küredir. Kuzey yarım kürede yüksek basıncı ben buldum. Bir. Buldum. Üç. O zaman sorun cevabı 1 3 olarak karşımıza çıkar. Hocam niye 7 numara olmaz? Çünkü denizin üstünde nem vardır. Nem varsa bulut vardır. Ayazlı geceleri göremezsin mantığı vardır. O yüzden sorun cevabı A seçeneği olarak karşımıza çıktı. Anlaştık mı? Bir soru daha. Şekilde gösterilen alanla ilgili hangisi doğru verilmiştir? Şimdi bana söyle bu şeklin kendisi yüksek mi alçak mı? Çevreden geliyor. Çevreden geliyor söyle. Alçak. Çok güzel. Peki sağa doğru hareket var. Sola doğru mu? Sağa doğru hareket var hocam. Güney yarım küre mi? Kuzey yarım küre mi? Kuzey yarım küre. O zaman alçak basınç ve kuzey yarım küre. Dersen olayı çözersin. Hala anlamayan varsa tekrar söylüyorum. Rüzgar merkezden çevreye gider. Yüksek basınçta. Alçak basınçta çevreden gelir. Bu alçak basınçtır. Ok şartına bak. Sağa doğru hareket varsa sağa doğru ya da S çiziyorsa kuzey yarım küredir. Z çiziyorsa burada yok da güney yarım küredir mantığıyla olayı netleştirebilirsin. Basınç konusu bizim için çok önemlidir. Net bir sınav sorusu gelebilir. O zaman hemen TET Soru Bankası'na gidiyorsun. Senin için hazırladığım soruları çözüyorsun. Çözemediklerinde karikotta birlikteyiz. Görüşmek üzere.